sabaha karşı Nahda meydanında ciddi bir katliama maruz kaldılar. Bu katliama maruz kalan kardeşlerimize destek için ümmetin ayağa kalkma zamanıdır. Burada katleden kişilerin sayısından çok en dikkat çeken tarafı özellikle o Ashab-ı Uhdud'da yapıldığı gibi bebekler artık katlediliyor. Yani caydırıcı olmak açısından polis panzerleri bebeklerle birlikte anneleri çiğniyor, annelerin üzerine gidiyor. Ama onlar umduklarının tersini bulacaklardır. Yaktıkları ateşte kendileri yanacaklardır. Bu hadise bize şunu göstermiştir. Bu eylem bütün küfrün ittifakıyla meydana gelmiştir. Batı'nın, Amerika'nın ve yerli işbirlikçilerinin ittifakıyla meydana gelmiştir. Müslümanlar olarak bugün Batı'nın bu iki yüzlü çehresine tükürmenin zamanıdır. Bu manada yıllar önce merhum Mehmet Akif Ersoy'un Tükürün adlı şiirinden bir bölümü okumak istiyorum. Çok güncel olduğu için. Tükürün milleti alçakça vuran darbelere, tükürün onlara alkış dağıtan kahpelere, tükürün ehli salibin o hayasız yüzüne, tükürün onların asla güvenilmez sözüne, medeniyet denilen maskara mahluku torun, tükürün maskeli vicdanın aslan tükürün. Böyle bir zamanda bunlar arasında ayrım yapmamak lazım. Bundan sonra tükürme eylemleri yapalım. Yani Batı'yı simge eden, sembol olacak, işte Avrupa Birliği'ni temsil eden veya ABD'yi, Beyaz Saray'ı temsil eden bir takım yerlere tükürüğe boğma eylemleri yapalım. Tükürelim. Hatta benim önerim şu, Topçu Meydanı'na Beyaz Saray'ın bir maketini koyalım. Yanına bugün bu sıkılan mermilerin finansörü olan Suudi-Amerikan alçağının resmini veyahut da onları simge eden sembollere koyalım. Diktatörlüğe soyunmuş darbeci Sisi ve yandaşlarını Allah'ın lanetiyle lanetliyor ve en kısa zamanda Allah'ın Kahhar ismiyle yok edilmesini niyaz ediyoruz. Ey İslam ümmeti! Tükürün ABD'nin kara yüzüne, tükürün demokrasi havariliği yapan Batı'nın çirkin yüzüne, tükürün Siyonist ve kanlı katil İsrail'in kabih yüzüne. Amerika kahrolsun, İsrail kahrolsun, Amerika! Nurlu yolunda meydanları dolduran milyonlarca mazlum ve masum Müslümanların üzerine yine ateş yağdı, yine zulüm yağdı. Ey İslam ümmeti, neden Müslümanların payına düşen hep şehadet oluyor? Neden hep katledilenler onlar oluyor? Bu durum kafirlerin el birliğiyle ve güç birliğiyle bizleri topyekün yok etmek istediklerinin delili değil midir? Her dem insanlığa vurgu yapan bu ebleh suratlılar, ellerinde en küçük bir kesici alet bile olmayan ve onların deyimiyle demokratik hakkını arayan bu masumların herkesin gözü önünde kıyım edilmelerine karşı neden hala susuyorsunuz? En küçük biriminden küresel çaptaki bütün yelpazede topyekün susmaları, bu katliama sessiz kalmaları çok manidar değil midir? Bu suskunluğun arkasındaki gerçeğin ABD ve İsrail olduğu çok açık değil midir? Esafu alel muslimin. Gözümüze inen kara perdeden ne zaman kurtulacağız? İkhvana!